Evet sevgili seyirciler, Demokrasi Bulvarı programından yeniden iyi akşamlar diliyorum size. Ana haber bülteninde de sizlere hatırlattığımız gibi Demokrasi Bulvarı programının bugünkü konuğu Defne Belediye Başkanı Doktor Sayın İbrahim Yaman olacak. Sayın Yaman'la bir saate aşkın bir süre birlikte olacağız ve hem Defne ilçesi genelinde belediyenin yürüttüğü çalışmalarla ilgili sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Hem bundan sonra Defne Belediyesi'nin özellikle son günlerde üst yapıyla ilgili çalışmaları var, projeleri var. Onları da konuşacağız. Ne bekliyor bizi önümüzdeki 1,5-2 yıl zaman zarfında üst yapı bakımından, onları da konuşacağız. Ancak çok gündemde ve önemli bir konu var biliyorsunuz sevgili seyirciler. Son hafta içerisinde ya da son 15 gün içerisinde gündeme damga vuran bir konu. Arap Alevileriyle ilgili yeni müfredatta yer alan din ve ahlak bilgisi dersi. O kitap, o kitabın 72. sayfasında yanılmıyorsam Arap Aleviliğinin inancıyla ilgili saçma sapan bilgilere yer verilmiş. Arap Alevilerinin örgütleri, sivil toplum örgütleri bu konuyla ilgili açıklamalar yaptılar. Son açıklama EHDAV tarafından yapılmıştı. Şiddetle tepki koydu Alevi toplumu söz konusu açıklamalara. Bu tepkilerden birini de Defne Belediye Başkanı Doktor Sayın İbrahim Yaman koydu. Kabul edilemez dedi. Biz de İbrahim Yaman Bey'e programa bununla başlayacağız. Neden kabul edilemez olduğunu soracağız. Ama öncelikle iyi akşamlar diliyorum Sayın Yaman. İyi akşamlar Ali Bey. Teşekkür ederim. İyiyim siz efendim. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi İbrahim Bey, az önce de program akışını verirken, tabii Defne Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla ilgili bölüme gireceğiz. Bundan sonra özellikle Defne ilçesi ne bekliyor? Bu belki daha da önemli, onu da konuşacağız. Ama sizin de üzerinde durduğunuz ve çok önemsediğiniz bir konu. Hatta son yapılan açıklamada Arap Alevilerin inancıyla ilgili o saçma sapan düşüncelere yer verilen o kitapla ilgili yapılan açıklamada sizin de imzanız vardı EHDAV'ın yaptığı açıklamaya. Kabul edilemez dediniz. Neden Sayın Yaman, neden kabul edilemez? Teşekkür ederim. Şimdi Ali Bey, öncelikle konuyu biraz sevgili seyircilerimize bir anlatmak lazım. Çünkü kafaları biraz karışık. Çoğu vatandaşımız ne olduğuyla ilgili bizi arayıp çok güzel. O zaman sıfırdan şimdi, başlayalım, kitaptan başlayalım, kitabın isminden hatta. Şimdi bakın, mesele şu, bizim kabul edilemez dediğimiz mesele, bizim Müslümanlığımızdan, inancımızdan asla herhangi bir gocunmamız yok, sıkıntımız yok. Bunu kimseye de ispat etmek zorunda değiliz. Ama bunun yalan yanlış bir şekilde tarif edilip özellikle ders kitaplarına konulması gerçekten kabul edilemez. Şimdi ben olayı daha iyi anlaşılır hale getirmek için önce şuradan başlayayım. Şimdi bu kitap ne? Bu kitap Milli Eğitim'in müfredat kitabı olarak, ders kitabı olarak kabul ettiği din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı 12. sınıf. Çok enteresan. Burayı herkesin çok iyi anlamasını istiyorum. Şimdi önce kitap 2012'de kurul tarafından inceleniyor bu din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı, 12. sınıf kitabı. 2012'de inceleniyor ve 2012'de uygun görülüyor. Bu kitabın 5 yıl süreyle okullarda okutulması uygundur diye bir karar çıkıyor. 2012-2017 o zaman. Evet, normalde 2017'de bitecek bu kitabın süresi ve bu bahsettiğim 2012'de incelenip kabul edilen kitaba bakıyorsunuz, o kitapta herhangi bir sıkıntı yaratacak bir ifade yok. Aleviliği, Bektaşiliği almışlar, incelemişler. Gayet düzgün, çok da hakikaten çocukların da anlayacağı bir ifadelerle anlatılmış tarihçesiyle nereden çıktı Alevilik, Bektaşilik, sonraki gelişmeler, Anadolu'daki durumu. Tabii orada bizce sıkıntı olan, her ortamda da söylediğimiz bir Nusayrilik meselesi var. Ama buna rağmen
altındaki metin böyle çok irrite edecek, çok böyle insanı gerecek bir metin olmadığı için o dönemde bu kitaba çok fazla tepki gösterilmemiş. Yani Alevilik, Bektaşilik anlatılıyor. Altında başka bir başlık altında Nusayrilik anlatılıyor. Ama Nusayrilikle ilgili yani Nusayrilik ismi dışında çok itiraz edilecek bir şey yok. Yani Nusayriliğinde bir Müslüman Alevi olduğu, Müslüman Aleviliğin bir başka bir kolu diyelim o şekilde olduğu ama yine de işte Tanrı'ya, Hazreti Muhammed'e inanan fakat işte Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra özellikle Hazreti Ali'nin hilafetiyle ilgili yaşanan sıkıntılardan sonra Hazreti Ali ve Ehli Beyti'nin sevdalıları, taraftarları olarak devam eden, bugüne kadar da gelen bir mezhep ve Müslümanlık içerisinde addedilen Müslüman Alevi bir görüş olarak anlatılıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ama çok enteresan, bu kitap normalde 2017'ye kadar devam edecek iken, bu sefer 2015'te, yani 3 yıl sonra, normalde bu kitaba 5 yıllık bir ömür verilmişken, yani bu kitap 5 yıl okutulsun denmişken, 15.7.2015'te bu sefer başka bir kitap gündeme geliyor. 2012'de alınan karar yok sayılıyor. Yok sayılıyor. Yeniden bir karar alınıyor. Evet, yani kabul edilebilir ve doğru ifadeler içeren 2012'de ders kitabı olmasına karar verilen kitap 2015'te yerine başka bir kitap geliyor. Birinci kitabın yazarı Nazım Genç, ikinci kitabın yazarı da Kenan Demirtaş, editörleri de farklı. Yani birileri her ne oluyorsa ısrarla diyor ki yok kardeşim siz bu Nusayriliği böyle İslam çerçevesi içerisinde anlatmışsınız. Ben bununla nifak sokacağım, ben bununla efendime söyleyeyim birilerini ötekileştireceğim, birilerini aşağılayacağım. Bunu yapmamışsınız diyor, getiriyor kendi kitabını ve bu sefer o kitap 15.7.2015'te karar alınıyor ve gündeme o konuyor. Ama muhtemelen 2016-2017'de müfredata girmedi bu kitap. Çünkü mutlaka haberimiz olurdu. Bu sene gördük yeni bu kitabı. Yeni girdi. Yeni girdi bu sene. Yani baskısı 2017, efendim bir şey ancak yetişiyor. 2017-2018 yani bu seneki müfredata, bu seneki eğitim öğretim yılına yetişiyor. Kitaba bakıyorsunuz. Gene Alevilik, Bektaşilik anlatılıyor. Bu sefer biraz daha teferruatlı anlatılıyor. Ama devam ediyor. Bu sefer işte dördüncü ünitede Nusayriliğe geçiyor. Ve Nusayriliği gerçekten böyle insanı hayrete düşürecek şekilde tamamen iftiralarla dolu bir şekilde anlatıyor. Bizim kabul edilemez dediğimiz şey şu. Bir kere hiç kimsenin Hatay'da, işte Tarsus'ta, Adana'da yaşayan bu Müslüman Alevilerin nasıl ibadet ettikleri, isimlerinin ne olduğu, neye inandıklarıyla ilgili bir hüküm vermeye hakkı yok. Bu gelinir, bizim hocalara sorulur. Bakın ben yanında getirdim. Bizim hocaların bunun gibi bir sürü kitabı var bu işi anlatan, bizim işte Alevi olduğumuz, Nusayri isminin uydurma bir isim olduğu, hatta yer yer bu bölgedeki Alevileri aşağılamak adına, küçümsemek adına kullanıldığı anlatılıyor. Aleviliğin neye inandığı, Aleviliğin gerçekten İslam'ın en vazgeçilmez bir unsuru olduğu çok net anlatılıyor. Tüm bunları bir tarafa itiyorsunuz. Siz sadece ve sadece birilerini ötekileştirmek adına, aşağılamak adına ve özellikle ülkemizin, Türkiye'nin bu kadar birlik beraberliğe ihtiyacı olduğu bir dönemde birilerine böyle zorla bir başka bir kimlik, başka bir inanç, başka bir duruş vehmederek bu insanları ötekileştirmenin kabul edilemez olduğunu evet ısrarla söylüyoruz. Hatta ben açık şuradan da ilan edeyim. Ben bu işin peşinde bırakmayacağım. Yani o doğruları anlatan kitaba ne oldu da kim bunu kabul etmedi de
apar topar hemen 2015'te bu kitabı bu yeni kitapla değiştirdiler. Bu müfredatı da bu şekilde değiştirdiler. Evet. Bunda kimin çıkarı var? Bu nifakı, bu ötekileştirmeyi yapmak isteyen, yapan kim? Buna icazet veren kim? Ben gerçekten eminim benim gibi bir sürü ileri gelenlerimiz, yöneticilerimiz de bu işi el atacaklar. Çünkü gerçekten kabul edilemeyecek şeyler. Şimdi çıkıyorsunuz, siz diyorsunuz ki Aleviler ne diyor? Şurada bir bakalım. Aleviler diyor Hazreti Muhammed'i diyor peygamber olarak kabul etmezler. Onların diyor peygamberleri Muhammed İbn Sayr diyor. Şimdi bakıyorsunuz olaya. Çıksınlar şurada. Çok kolaydır bunu görmek, bunu saptamak. Çıksınlar şuradan 3000, 5000, 20000 Alevi'ye sorsunlar sizin peygamberiniz kim? Hazreti Muhammed dışında herhangi bir isim duyulur mu, söylenir mi? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Tamamen yalan üzerine kurulu, hiç böyle burada olmayan, insanların haberi bile olmayan. Yani bu sevdikleri zat evet İslam büyüklerindendir, alimlerindendir ama bizim Aleviliğin 12 imamı arasında bile değil bu. Yani bırakın biz onu işte peygamber kabul edelim. Bunlar hakikaten hem dinen kabul edilir şeyler değil, hem ahlaken kabul edilir şeyler değil, hem de ki bu da çok önemli, toplum barışı, toplum güvenliği, Türkiye'nin birlik beraberliği açısından kimsenin kabul etmeyeceği, herkesin de karşı çıkması gereken bir husus. Peki Sayın Yaman, iki soru soracağım ve bu konudan çıkacağız. Bu işin peşini bırakmayacağım dediniz. Hı hı. Bu işin peşini bırakmayacağım derken neyi kastettiniz? Tam olarak biz neyi anlamalıyız? Hı hı. Bu bir. İkincisi kitabın beğenmediğiniz yönleri, bir tane örneğini verdiniz. Alevilerin Hazreti Muhammed'i peygamber olarak kabul etmedikleri Muhammed Nusayri mi diye biri var, bir imam var. Onun peygamber olarak kabul ettiklerini. Bunun dışında başka bir örnekte varsa önce, rica edeceğim. Önce peşini bırakmamak derken şu net. Bu kitabın mutlaka geri toplatılması gerekiyor. Bu kitap o 12. sınıftaki çocuklarımızın beyinlerine nifak sokmak üzere kim bunu hedeflediyse okutmaya uygun bir kitap değil. Ki bundan önce gene kuruldan geçen, kabul edilen bir kitap vardı. O zaman o kitap yanlış ise onu niye kabul ettiniz? Bir kere onu birisi açıklayacak yani. Takip etmek derken bu konuyu gerekirse dava açmaya kadar her türlü yola ben gerçekten tevessül edeceğim. Tabii önce bu işin doğrusunu anlatıp işte Milli Eğitim Bakanlığı'nda, diğer mercilerde bu işin doğrusunu anlatıp her iki kitabı karşılaştırıp bu ikinci kitabın bu yaştaki çocukları çok zor durumda bırakacağım. Bu yaştaki çocuklar adına böyle çocukları daha o yaşlarda ayrıştıracağı. Şimdi düşünün iki Müslüman çocuk aynı sınıfta okuyorlar. Biri Alevi, biri Sünni. Siz bunların önüne bir kitap koyuyorsunuz. Okudukları zaman diyecek ki biz kimiz Müslümanız ama bizim peygamberimiz farklı. Yani bunu hangi akla hizmet ederek yaptılar hakikaten? Peki Sayın İbrahim Yaman bu konuda neden bu kadar duyarlısınız? Yani siz belediye başkanısınız. Pekala işiniz, göreviniz farklı. Ya çok, ben bu işe de karışmam diyebilirdiniz. Hayır diyemem. Neden işin içindesiniz bu kadar? Net söyleyeyim sebebini. Bizim özellikle Hatay'da Alevisiyle, Sünnisiyle, Hristiyanıyla, Yahudisiyle nasıl bir barış iklimi tesis ettiğimizi bütün dünya biliyor. Dünyaya örnek bir şehir. Bu kolay bir şey değil. Bu konuda ciddi bir duruş var, ciddi bir emek var. Birilerinin sırf bu yolla hem de küçük beyinleri etkileyerek daha böyle ilk öğretimden başlayarak çocukların beynine böyle birilerini ötekileştirecek, o gençleri birbirine karşı sanki farklı inançlara sahipmiş gibi gösterecek bir nifak tohumu ekmesine asla müsaade buna etmeyiz. Buna müsaade etmeyiz. Evet. Tabii, en çok önemsediğim konu bu. Yoksa dediğim gibi benim konum hani dedim ya yani dinen
Kimse kimseye bir şey anlatmak zorunda değil. Ben de tam da ona geliyorum şey Sayın Yaman. Hiç kimse kimseye bir şey siz de sürekli bunu dile getiriyorsunuz zaman zaman bu tür konular geldiğinde. Ben de bir Aleviyim netice itibariyle zaman zaman dile getiriyoruz. Kendimizi kimseye kanıtlama zorunluluğumuz yok diyorsunuz. Evet. Ama açıklamayı da beraberinde getiriyorsunuz. Ama bakın söylüyorum, tekrar söylüyorum. Şu açıdan asla bu işin üzeri örtülecek bir iş olarak görünmesine müsaade etmem. Bu ilk öğretimde yani 12. sınıfta çocukların ders kitabı bu. Bakın şimdi birisi çıkar bir kitap yazabilir. Der ki işte Hatay'daki Aleviler şöyledir, böyledir, şuna inanır. Ben bunu çok önemsemem. O adamın kendi fikrine göre bir şeyler yazar, çizer. Bu konuda meraklı olan o kitabı alır, okur. İnanır, evet. İnanmaz o ana kalmış bir şey. Ama bunu ders kitabı olarak, çünkü bakın ders kitabı olarak siz eğer öğrencinin önüne bir şey koyuyorsanız, o öğrencinin mutlak inanacağı bir kaynak koymuşsunuzdur demek ki önüne. Nasıl matematikte işte 2 kere 2 4 diyorsanız, evet, ona inanacak çocuk, onu öğrenecek bilim olarak. Siz de yani din kültürü olarak diyorsunuz ki bak şu Hatay'daki, Adana'daki, Tarsus'taki Aleviler var ya, işte bunların efendim Müslümanlıkla bağdaşmayan işte şöyledir, şöyle yapıyorlar, şuna inanıyorlar, buna inanmıyorlar. Bunu çocuklara anlatıyorsunuz, ders olarak anlatıyorsunuz. Bu asla kabul edilir bir şey değil. Asıl önemsediğim konu o. Peki. Peki Sayın İbrahim Yaman, teşekkür ediyoruz bu konuyla ilgili bize verdiğiniz bilgiler için. Sevgili seyirciler, anladığım kadarıyla Defne Belediye Başkanı, sizler de izlediniz, dinlediniz. Sayın İbrahim Yaman bu konuyla ilgili takibini sürdürecek ve yargıysa yargı oraya kadar gerekirse gideceğiz ve bu işin arkasında kimler var? 2012'de alınan bir karar var. 5 yıl süreyle, netice itibariyle 2017'yi de kapsıyordu. Ne oldu? 2015'te de o kararı bir tarafa attınız, yeni bir karar aldınız. Bunun hesabını soracağım diyor elimden gelince Sayın İbrahim Yaman.